Sizleri bilgilendirirken ilk verilere göre 3 doz inaktif aşının en iyi korumayı sağladığını paylaşmıştım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca online olarak gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bir basın açıklaması yaptı. Bakan Koca yaptığı açıklamada aşıyla bağışıklık elde edilene kadar uyulacak tedbirlerde bir değişiklik olmadığının altını çizdi. Aşı ile bağışıklık elde edilene kadar uyacağımız tedbirlerde bir değişiklik yok. Tedbirler halen aynı ve çok etkili. Salgın hastalığı gündemimizden çıkarmalıyız. Ancak bunu hastalığı yok sayarak, salgını bitti kabul ederek yapamayız. Salgının farkında ve tedbirlere uyarak bunu yapmalıyız. Hiçbir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz hareket etmemeli. 2 metrelik sosyal mesafeye azami dikkat göstermeli. Hijyen tedbirlerini her zaman olduğundan daha iyi uygulamalı. Kalabalık ve kapalı ortamlardan, havalandırması eksik olan alanlardan uzak durmalı. 31 milyon aşılı vatandaşın incelenmesi sonucu aşı etkinliğiyle ilgili bir çalışma yapıldığını ve ön sonuçların paylaşıldığını hatırlatan Bakan Koca, bu çalışmanın tamamlandığını söyledi. Çalışma sonuçlarına göre 3 doz aşı olmuş kişilerin, 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğunun anlaşıldığını aktardı. 31 milyon aşılı vatandaşımızın incelenmesi sonucu aşı etkililiği ile ilgili bir çalışma yaptığımızı ve ön sonuçlarını paylaşmıştım. Bu çalışmamız tamamlandı. 3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranında hem de hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı. Çalışmamızın önemli sonuçlarından biri 3. doz uygulamasının gerekliliğini bilimsel olarak ortaya koymuş olması. Bakan Koca ayrıca yükseköğretim ve aşılama konusunda da yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişilerin aşı talebinde bulunabildiklerini, bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklar için de aşı tanımlaması yapıldığını ifade etti. Ülkemizde yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurt dışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor.